Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bir kez daha hadis tarihi ve usulü dersinde çok önemli bir konuyla birlikteyiz. Bugün kısmet olursa dersimizde hadis inkarcılığı, sünnet inkarcılığı konusunun tarihçesini ele alıp özellikle günümüzde nasıl anlaşıldığını ve ne kadar önemli efendim problemlere neden olduğunu siz değerli öğrencilerim ve izleyenlerimle paylaşmaya çalışacağım. Hiç kuşkusuz ki özellikle günümüzde sosyal medyada işin ehli olan olmayan maalesef bilir bilmez bir şekilde suistimal edilen, polemik konusu yapılan, herkesin herkesi neredeyse hadis inkarcılığıyla suçladığı bir dönemde yaşıyor olmamız, buna şahit olmamız da konunun önemini ve aynı zamanda benim biraz daha vurgulu ve hassas bir biçimde bu konuyu ele almamı gerekli kılan unsurlardan biridir. Zaman zaman öğrencilerimizin derslerde bize bu konuyu sormaları, yine zaman zaman isim vererek şu şahıs, bu şahıs, gerek ülkemizde gerekse İslam dünyasının farklı yerlerinde İslami ilimlerle ün yapmış, özellikle hadis alanında çalışan kimi şahısların hadis inkarcısı olup olmadığına ilişkin sorularda dikkate alındığında bugün ele alacağımız konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamamızı gerektirmektedir. O halde biz bugün hadis tarihi olarak ele alacağımız dersimizde hadis ve sünnet inkarcılığının tarihi geçmişi nedir? Ne zaman böyle bir sorun ortaya çıkmıştır? Tarihçinde bu mesele nasıl ele alınmıştır? Günümüzde nerede duruyor? Bunları ele almak ve mümkün olduğunca bu başlıklar altında konuyu serimlemek ve çözümlemeye çalışmak dersimizin amacıdır. O halde her zaman yaptığımız gibi konuyu uzatmadan ders başlığımızı yazmış olduğum tahtamıza dönelim ve buradan konuyu ele almaya efendim başlayalım. Neleri ele alacağımızı tahtanın sağ tarafına belirleyelim, oradan yürüyelim. Bugünkü dersimizde bir hadis sünnet inkarcılığının tarihçesini, iki anlamını, hadis ve sünnet inkarcılığı ne demektir, anlamı ne, üç kimler hadis ve sünnet inkarcısıdır, kimlere hadis ve sünnet inkarcısı demek doğru, yerinde bir ifadedir, kimleri hadis ve sünnet inkarcılığıyla itham etmek hatalı ve yanlış bir ifade olur. Bunları ele almaya ve üzerinde durmaya çalışacağız. Hiç kuşkusuz hadis ve sünnet inkarcılığının tarihçesi söz konusu olduğunda, tarihçesini ele aldığımızda İmam Suyuti'nin Miftahul Cenne adlı önemli, küçük hacimli ama önemli eseri, İhticacı bir Sünne adlı eseri önem kazanır. Keza İmam Şafii'nin tarihi kronoloji olarak ters yazdık ama İmam Şafii'nin Cimaul İlim adlı eseri ve yine farklı yerlerde zaman zaman ele aldığı hadis konusunda ve onun dinde delil oluşuna ilişkin efendim tartıştığı, isim vermeden, tanım vermeden tartıştığı konuları ele aldığı hususlar bizim için son derece önemlidir. İmam Şafii'nin yaşadığı dönemi ele alacak olursak ve vefat tarihinin Hicri 204 olduğunu tespit edecek olursak bu önemli bir tarihi süreci bize deşifre eder.
Peki tarihçi açısından baktığımızda İmam Suyuti'nin Miftahul Cennesi'nde bize verdiği o değerli bilgilerden hareket edersek, hadis ve sünnete karşı oluşun tarihçesini ne zaman başlatabiliriz? Miftahul Cennedeki rivayetlere baktığımızda hadis sünnet inkarcılığının tarihçesi açısından daha sahabenin hayatta olduğu, önemli derecede sahabenin hayatta olduğu 50'li 60'lı yıllar, Hicri 50'li 60'lı yıllarda İmran bin Hüseyin gibi önemli sahabilerin hayatta olduğu dönemde bir kısım insanların bize hadis nakletmeyi bırakın, Kur'an söyleyin, Kur'an'dan bahsedin, Kur'an'ı efendim bize anlatın diye sahabeye bu şekilde itiraz edenlerin olduğunu gördüğümüzde birinci basamak olarak ele alacağımız yani Kur'an bize yeter söylemi olarak tırnak içinde belirleyeceğimiz bu sloganın, Kur'an bize yeter sloganının neredeyse özetleyebileceği bir tavrın daha sahabe hayattayken başlamış olması bize iki unsuru gösterir. A. Sahabi hayattadır. Bu sorun ortaya çıktığında. B. Tabiin neslinde böyle söyleyenler ortaya çıkmıştır. Demek ki tarihçe itibariyle baktığımızda sorunun çok erken dönemlerde, sahabenin daha hayatta olduğu dönemlerde ortaya çıktığını tespit edebiliyoruz. Hatta bazı daha ileri konuyu ele alan kaynaklarımıza baktığımızda bunu Hazreti Ömer'e, sahabeden Hazreti Ömer'e kadar götürenler ve Kur'an ile yetinme konusunu Hazreti Ömer ile temellendirmeye çalışanlar da vardır ki bunu birazdan çağdaş dönemi şöyle yazalım. Çağdaş dönem olarak ele aldığımız süreçte hadis ve sünnetin dinde delil oluşunu reddeden çağdaş dönem ki bunların özel adını da yazalım. Şimdiden aklımızın bir kenarında dursun. Bunlara erken dönem Kur'aniyun. Tabii bu Kur'aniyun betimlemesinin çağdaş bir kavram olduğunun altını çizelim. O dönemde Kur'aniyun denmiyor bunlar ama çağdaş bir kavram olarak Kur'aniyun'un erken dönem temsilcileri olarak daha sahabenin hayatta olduğu bu süreçte ortaya çıkan bu düşüncenin, tavrın efendim çağdaş kavramla Kur'aniyun, öncü Kur'aniyun, erken dönem Kur'aniyun olarak isimlendirmemizi meşru kılacağını da ifade edelim. Demek ki Hazreti Ömer'in hasbuna kitabullah şeklinde çeşitli vesileleriyle söylediği ifadeleri dikkate alarak Kur'an bize yeter sözünü ifade ettiği, değişik vesilelerle ifade ettiği hususu dikkate aldığımızda kimilerinin Hazreti Ömer'i bu kategoriye yani Kur'aniyun kategorisine koyduklarını, Kur'an'la yetindiğini, hadise ve sünnete haşa itibar etmediğini söylemeye kalkışmaları son derece hatalı bir yaklaşımdır. Bu doğru değildir. Hazreti Ömer'in Kur'an'a vurgu yapan, Kur'an'ı öne çıkaran, Kur'an'la meşguliyeti teşvik eden, hadis fazla rivayet edenleri kulağını çeken, başta Ebu Hüreyre olmak üzere tavrının olduğunu tarihi olarak biliyoruz. Ama bu hiçbir zaman Hazreti Ömer'in hadisi ve sünneti dikkate almadığı, onun dinde bir hüccet olduğunu reddettiğini göstermeyeceği gibi böyle bir iddiada bulunmak tarihi gerçeklikle o kadar çelişir ki hemen hemen bunun ciddiye alınır bir tarafı bile yoktur. Yani Hazreti Ömer'i Kur'aniyun olarak görmek ve hadis ve sünnetin
dinde delil olduğunu reddettiği şeklinde bir iddiayı savunmayı ciddiye almak, bilimsel olarak görmek hemen hemen mümkün değil. Bu itibarla Hazreti Ömer'in bu tavrını Kur'an'ı öne çıkaran bir hassasiyet olarak, Kur'an'a teşvik eden, Kur'an'ı öne çıkaran bir hassasiyet olarak görmek daha yerinde bir tavır olur diye söylemek mümkündür. Örneğin Hazreti Peygamber'in son demlerinde, bunu da sahih saydığımızda, tabii kırtas olayı olarak belirlediğimiz olaydan sahih saydığımızda bu rivayeti, Resulullah'ın bana bir kağıt kalem getirin, size ebedi bir daha sapmayacağınız şeyler yazacağım demesine, Hazreti Ömer'in Resulullah hastadır, onu rahatsız etmeyelim, Allah'ın kitabı var, o bize yeter, rehber olarak kifayet eder sözü, ki çok yerinde bir sözdür efendim, esas alınarak bundan hareketle onu Kur'an-ı Yun olarak temellendirmek yanlıştır. Fatıma binti Kays'ın boşanmış kadının sükna ve nafaka hakkıyla ilgili naklettiği rivayetlerde bize Kitabullah yeter, İyi hatırlayıp hatırlamadığından emin olmadığımız bir kadının sünnetiyle la netruku kitaballahi ve sünnete nebiyyih diyor tabii ayrıca. Resulullah'ın oturmuş bir sünnetini terk edemeyiz demesi hiçbir zaman Hazreti Ömer'i Kur'an-ı Yun temeline koyulacak bir isim olmadığını bize gösterir. Onun için bunu bir hassasiyet ve vurgu olarak görmek daha doğru olur. Ama bir gerçek var ki sahabe hayattayken tabi'in nesli içinde, bunların hiçbiri sahabi değil tabii, tabi'in nesli içinde bize hadisi bırak, sünneti bırak, efendim Kur'an'ı anlat, Kur'an'dan haber ver demesini dikkate almamız gerekir. Keza aynı bağlamda İmam Şafii Rahimahullah'ın Er-Risale'de de farklı yönleriyle bize nakletmiş olduğu ve bizim erike hadisi olarak bildiğimiz, hadis kaynaklarımızda erike hadisi olarak geçen, sizi koltuğuna kurulmuş, makamına geçmiş, hatta bazı rivayetlerde makamdan beslenip göbek yapmış, şişmanlamış bir vaziyette benim hadisim ve sünnetim kendisine ulaştığında biz haram ve helal konusunda ancak Allah'ın kitabında olana itibar ederiz. Hadis sünnet bizi ilgilendirmez derken bulmayayım tehdidi, Resulullah'ın yaptığı böyle bir tehdit açıkça bize gösteriyor ki erken dönemde Allah Resulü'nün hadis ve sünnetinin dinde hüccet oluşuna ilişkin bir tavrın ortaya çıktığını, şu ya da bu şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar ister kelami tartışmalar boyutunda olsun, ister fıkhi tartışmalar boyutunda olsun, isterse ekoller arası ya da fırkalar arasındaki problemler bağlamında olsun, böyle bir problemin varlığını görüyoruz. O halde kırmızıyla yazmamız gereken şimdi asıl mesele, dersimizin en önemli efendim hususu şudur. Hadis ve sünnetin dinde delil oluşu. Sorun bu. Yani hadis ve sünnet dinde bir merci, bir kaynak mıdır? Yoksa din dendiğinde o dinin, bu dinin yani İslam'ın tek merci, tek kaynağı Kur'an'dan ibaret midir? Sorunun özü budur. Dolayısıyla sorunu bu çerçevede görmediğimiz, müzakere etmediğimiz takdirde ulaşacağımız sonuçlar her zaman yanıltıcı olur. Şimdi demek ki erken dönem, daha İmam Şafii'nin eserlerinde ciddi bir biçimde onları karşısına alıp ikna etmeye çalışması, özellikle hadis ve sünnetin inkar edilemeyeceğini, haber-i vahidin dinde delil olduğunu ifade etmeye çalışması bize gösteriyor ki çok erken dönemde bu problem ortaya çıkmış ve İmam Şafii'nin yaşadığı dönemde de önemli bir düzeye gelmiş olmalı ki İmam Şafii Rahimahullah bunu ciddi ciddi kitaplarında bölüm ayırmak suretiyle ele alıp onları ikna etmeye çalışmaktadır. Tabii bu bir ilahiyat fakültesi birinci sınıf dersi olduğundan ve sadece genel bir fikir vermesi bakımından üzerinde durduğum için o detaylara girmiyorum. Ama ileri düzey yapacağımız, ileride inşallah ikinci düzey hadis usulü dersimizde veya ileride inşallah üçüncü düzey hadis usulü derslerimizde onları daha detaylı ve metinler üzerinden
sizlerle paylaşmaya ve okumaya çalışacağım gücüm yettiği kadarıyla. Demek ki konunun temel bağlamı hadis ve sünnetin dinde delil oluşuyla ilgilidir. Erken dönemde bunu reddeden, dini kaynak sadece Kur'an olmalıdır diyen insanlar her ne kadar ekolleşmemiş olsa da, her ne kadar farklı olarak belki bireysel hadiseler gibi görülse de bir erken dönem Kur'aniyundan söz edebiliriz. Peki Kur'aniyun dediğimiz kavram nerede ortaya çıktı? Çağdaş dönem Kur'aniyun bir ekol olarak on sekizinci yüzyılın sonları, 19. yüzyılların başları itibariyle Batı'nın oryantalistik tavrıyla birlikte özellikle sömürge amaçlı olarak doğuya ve güneye inmesiyle başlayan bir süreçte ortaya çıkmıştır. Ha, bu arada kitabımızda konuyla ilgili bölümün sayfalarını söylemeyi unuttum. Kur'aniyun konusu 135. sayfada başlayan kitabımızın hadis sünnet inkarcılığına ilişkin bölümünde bazı temel detayları orada görebileceğiniz efendim önemli bir konudur. Kitaptan da bu konuyu takip etmenizi ve okumanızı özellikle tavsiye ediyorum. Demek ki Kur'aniyun aslında 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başlarından itibaren Batı kültürünün doğu ve güneye sömürge zihniyetiyle inişiyle başlar. Çünkü bu Batı'nın güneye ve doğuya inişi Hint alt kıtasında ortaya çıkan bir krizdir. Hint alt kıtası Müslümanlarının mallarına, mülklerine efendim İngilizlerin el koyması, batıya inmesi, güneye inmesi, doğuya gitmesi ve böylece bizim geleneğimizde ve tarihimizde ilk defa böyle bir sömürülme durumuna maruz kalmanın travmatik arka planına bağlı olmak üzere buradaki Müslümanlar neden böyle bir hale maruz kaldıklarını, Müslüman olarak dinleri itibariyle üstün olduklarını ama maruz kaldığı durumun kaldırılamayacağını, bir müstemleke olmanın izah edilemeyeceğini, hak dine mensup insanların böyle bir duruma düşmelerinin kabul edilemeyeceği travmasının doğurduğu durum burada yaşayan insanlara bu neden başımıza geldi sorusunun cevabını neden böyle bir duruma düştük? Biz oysa üstün bir millet, üstün bir kültürdük. Nasıl oldu da böyle bir duruma düştük? Suali, problemi, sorusu onların böyle bir haklı soru ki bu bir durum değerlendirmesi olarak sorulması gereken bir soru. Bunu sormalıydılar ve sordular da fakat cevabını doğru tespit edemediler. Erken dönem bu hususu temsil eden Seyyid Gulam Ahmet Han gibi, Çera Ali gibi, önde gelen isimlerden, Çakar Alevi gibi isimlerden bu konuyu temsil edenler erken Kur'aniyun dediğimiz bu çağdaş dönemin erken Kur'aniyunu bunlar. Bu travmanın tesiri altında suçlu olarak sordukları bu sorunun sorumlusu olarak öncelikle geleneği buldular. Geleneksel İslam algısı. Evet, geleneksel İslam müntesiplerini, Müslümanlarını modernleştirememiş, teknolojiyle buluşturamamış ve Batı'nın
teknolojik gelişmelerinin karşısında geri kalmış ve böylece mağlup olmaya mahkum olmuş. Bunun sorumlusu geleneksel İslam yorumu ve algısı olarak belirlendi. Erken dönem Kur'aniyyunun ortak söylemi geleneksel İslam'ın kendini yenileyemeyişiydi. Hatta bunun ortak faydasına baktığımızda içtihat kapısının kapalı oluşu, Müslümanları yeni içtihatlar yapmaktan engellemesi, geçmiş müçtehitlerin içtihatlarının yeterli görülüp onunla yetinmesi, karşımıza ciddi anlamda bir dinde yenilenmenin gerçekleşemeyişine ilişkin bir problem çıkardı ki, bu hemen hemen daha gerilere doğru gittiğimizde ismiyle birlikte İmam Gazali merhumda, ki bu işte İmam Gazali 6. asrın hicri başında 5. asrın sonlarına doğru yaşamış ünlü bir İslam mütefekkiri olarak İhya-i Ulumuddin'i dikkate aldığımızda din ilimlerinin ihya edilmesine ilişkin başlayan bu süreç geleneğimizde işte buralara gelindiğinde, yani hemen hemen İmam Gazali'den bir 6 asır sonra, 7 asır sonra yeniden alevlenecek olan bir ihya hareketinin, ihya bir tecdit hareketinin, hatta batıdan alınan bir kavram olarak Protestan Hristiyanlığın örnekliği üzerinden bir reform, dinde reform söylemleri İslam dünyasında da çok ciddi manada yeniden konuşulmaya ve yeniden ele alınmaya başlandı. Bunun sebebi geleneksel İslam algısının ve geleneksel İslam yorumunun Müslümanları şimdi içinde bulundukları o sömürge durumuna mahkum ettiğini, oysa İslam'ın bir erken aydınlanma olarak miladi 7. asırda Bedevileri medeni bir seviyeye yükselten bir mekanizma olduğunu, bir efendim o aydınlanmayı gerçekleştirecek bir muharrik faktör olduğunu belirleyerek neden kendilerinin bugün bu durumda olduklarını, bunun izahının ne olduğunu, bu durumun kabul edilemez olduğunu savunan bu mütefekkirler, dinde ihyanın, tecdidin, reformun zorunlu ve gerekli olduğunu, dolayısıyla İslam'ın güncellenmesi gerektiğini, İslam güncellenmelidir, yani modern bir İslam söylemi ortaya çıkmalıdır. Onun için bu çağdaş Kur'aniyyunun diğer bir adı modernisttir, modernistlerdir, modernizmdir, modern İslam'dır. Dolayısıyla İslam modernize edilmelidir. Bunun için de geleneksel algıdan kopulmalıdır ve böylece İslam yeniden bugünün çağdaş Müslümanlarını kalkındırmalıdır. Peki bu düşünceye göre böyle baktığımızda bunu farklı bir renkle belirlemeye çalışalım değerli izleyenler. Böyle baktığımızda İslam modernizminin gerçekleşebilmesi için yapılması gereken nedir? İslam modernizmi nasıl gelişecektir? Bir, Kur'an esas alınacaktır. Kur'an esas olmalıdır. Kur'an esas olmalıdır ve böylece geleneksel olarak bizi ilerlemeye engel olan, ilerlememizi engelleyen durumlardan kaçınmalıyız. Örneğin mesela fıkhi gelenek bizi bağlayıcı olmamalıdır. Hadisler bağlayıcı olmamalıdır. Efendim, kelami mezhepler bizi bağlayıcı olmamalıdır. Yegane bizi bağlayıcı olan şey Kur'an olmalıdır ve Kur'an üzerinden biz yeni bir din algısı, yeni bir din söylemi geliştirmeliyiz. Her ne kadar bizim Osmanlı'ya bu Osmanlı derken payitaht İstanbul'u kastediyorum. Oraya geç gelmiş olsa da işte hepimizin yakından tanıdığı Mehmet Akif Ersoy merhumun da
doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı söyleminde bile bunun ne kadar açık bir vurgu olduğunu o dönemde yani efendim 20. yüzyılın içinde de çok önemli bir şekilde 18-19. yüzyılın başlattığı bu sürecin 20. yüzyıla geldiğimizde de egemen bir söylem gibi hemen hemen İslam dünyasının her yerinde duyulan bir söyleme dönüştüğünü söylememiz mümkündür. Şimdi buradan hareketle değerli öğrencilerim, kıymetli izleyenler, şöyle bir hususa yavaş yavaş gelmemiz gerekiyor. Demek ki Hint alt kıtasında başlayan bu efendim süreç, onu belirleyelim, Hint alt kıtasında coğrafi olarak burada başlayan bu süreç hızla intikal ettiği yerlerin başında Mısır gelir. Mısır'dan Suriye'ye yayılacaktır. Ama Mısır merkezi bir konumdadır. Özellikle Cemalettin Afgani'nin tesiriyle Mısır'da efendim Muhammed Abduh Reşit Rıza'nın etkilendiği bu yenilenme, tecdit, ihya düşünceleri beraberinde önemli bir isim olan Mısır'da Tevfik Sıtkı El Ehram'da yayınlanan ünlü makalesinde El İslamu Huvel Kur'an Vahde makalesi söylemeye çalıştığımız bu efendim söylemin bir makaleye isim yapılmak suretiyle ilanıdır adeta ve burada gayet açık bir biçimde İslam'ın sadece Kur'an'dan ibaret olduğunu söylemek, dinin yegane referansı Kur'an'dır demek ve din Kur'an'dan ibarettir demek açık bir biçimde net olarak bunu buraya yazalım. Bu bir hadis sünnet inkarcılığıdır. Şimdi demek ki tarihçeden ikinci başlığımıza geldik. Şurada ikinci başlıktayız. Evet, tarihçeyi konuştuk, ikinci başlıktayız. Hadis sünnet inkarcılığının anlamı nedir? İşte burada tam da onu konuşmamız gerekiyor. Bu yazacağım cümlelere çok dikkat etmeliyiz. Bunları hafızamızda tutmalıyız. Ve değerlendirmelerimiz de bunun üzerinden yapmalıyız sevgili öğrencilerim ve değerli izleyenler. Hadis sünnet inkarcılığı, hadis ve sünnet inkarcılığı iki nokta üst üste. Hadisin ve sünnetin dinde delil, kaynak oluşunu reddetmektir. Şimdi bunun altını, üstünü, sağını, solunu ne kadar çizebilirsek çizmeliyiz ve bunu bir genel ilke olarak iyi kavramamız gerekir. Dersimizin en önemli noktası burasıdır. Yani bir kimse, bir ekol, bir grup, bir fırka hadis ve sünnet inkarcısı olarak yaftalanacaksa ya da tespit edilecekse ölçü budur. Ölçü budur. Bu kişinin Tevfik Sıtkı gibi ya da grubun, fırkanın açık ve net bir biçimde demesi lazım ki bizim temel referansımız Kur'an'dır ve başka hiçbir referans kabul etmiyoruz. Ne sünnet, ne hadis, ne fıkıh, ne mezhep, ne vesaire. Bunu söylediği andan itibaren o kişi, kurum, ekol, her neyse hadis ve sünnet inkarcısı olarak tespit edilebilir, tesmiye edilebilir, belirlenebilir.
Peki şimdi soralım. Soru. Bunu da farklı renkle soralım. Geleneğimizde bunu söyleyen bir fırka var mıdır? Net cevap hayır. Yani bizim El Milel ve Nihal kaynaklarımızı okuyalım. Mezhepler tarihine ilişkin yazılmış kaynaklarımızı okuyalım. Eş'arini Makalatül İslamiyyin'den tutup Şehristaniye İbni Hazm'a kadar okuyalım. Hangisi varsa okuyalım. Bunların içinde bir tane bile biz sünnet ve hadisi dinde delil olarak kabul etmiyoruz diyen bir fırka gösteremeyiz. Böyle bir fırkamız yok. En azından benim bildiğim yok. Dolayısıyla değerli izleyenler, hadis ve sünnet inkarcılığı kavramını usul ve metodoloji olarak doğru kullanmıyoruz demektir. Şimdi asıl soruna geleceğiz. Doğru kullanmıyoruz demektir. Ve bu doğru kullanamadığımızdan dolayı günümüzde kavgalar çıkıyor ve insanlar birbirini çok hatalı bir biçimde hadis ve sünnet inkarcılığıyla suçluyor ve vebale giriyor, günah işliyor farkına varmadan. Çok büyük bir hata işliyor. Şimdi bu yazmış olduğum temel ilke üzerinden biz konuyu netleştirelim. Çok önemli bir biçimde netleştirelim. Çünkü bu çok son derece önemli bir konu. Bunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum. Zira günümüzde gerçekten yürekler acısı bir biçimde aklı eren ermeyen herkes birbirini hadis sünnet inkarcılığıyla suçluyor. Çok büyük bir tehlikedir, çok önemli bir problemdir. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi İslami ilimleri şöyle sırasıyla bir tekrar yazmak istiyorum. Bunun üzerinden konuyu netleştirmeye çalışacağım. Evet, İslami ilimleri yazalım. Şöyle İslami ilimler diye de başlık koyalım. Bunun altına mezhepleri vesaireyi de yazacağım birazdan. İslami ilimler. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf. Önemli olanlar bunlar olduğu için bunlarla yetinebiliriz. Evet, şöyle kare içine alalım. Evet, şimdi bunların her birinin kendine göre ekolleri var biliyorsunuz. Fıkhın mezhep ekolleri, kelamın ekolleri, hadisin işte kendi içinde farklı muhaddislerin eserleri, ekolleri diyelim, tefsirin öyle, tasavvufun öyle, ekolleri var. Her biri kendi içinde farklı ekollere ayrılmış. Şimdi tefsirden, hadisten, tasavvufa kadar bu İslami ilimlerin altında farklı ekollerin oluşmuş olmasına rağmen bunların içinden bana bir tane hiç kimse şu ekol, şu fırka, hadis ve sünneti dinde bir delil olarak kabul etmiyor diye hiçbir tane örnek veremez. Öyleyse ne tefsir geleneğimizde, ne hadis, ne fıkıh, ne kelam, ne tasavvuf geleneğimizde hadis ve sünnet inkarcısı olarak isimlendirip tespit edeceğimiz hiçbir ekol, fırka yoktur. Bireysel şahısları söylemiyorum. Olabilir. Onun da bilgimiz yok zaten. İşte Suyuti veriyor, isim vermiyor. Kimdir bunlar? İmam Şafii ele alıyor, isim vermiyor. Bireysel. Evet. Ya da kısmi olarak belki var. Şimdi bu isimler altında ben neyi netleştirmeye çalışacağım? En önemli noktadan başlayalım. Şimdi hadisçileri ele alalım.
seleflerimizi ele alalım. A hadisçimiz var, B hadisçimiz var, C hadisçimiz var, D hadisçimiz var. En sayıda hadisçilerimiz var. Şimdi bu hadisçilerimizin hepsi rivayet ve sünnet. Rivayet, hadis diye söylediğimizin aslında rivayet olduğunu biliyoruz. Sünnet de keza rivayet olarak aktarılıyor bize. Peki şimdi bunların kabulünde hepsi aynı mı? A Buhari olsun. Buhari'nin aldığı rivayetlerin hepsini B Müslim alıyor mu? Hayır. Müslim'in aldıklarının hepsini Ebu Davud alıyor mu? Hayır. Ebu Davud'un aldıklarını Tirmizi alıyor mu? Hayır. Birinin sahih dediğine öbürü hayır bu sahih değil diyebiliyor mu? Evet. Birinin hasen dediğine öbürü zayıf, birinin zayıf dediğine öbürü hasen diyebiliyor mu? Evet. Peki bunların hiçbirisi birbirini hadis inkarcısı olarak naklediyor mu? Buraya dikkat edelim. Önemli bir şey yazacağım çünkü altına. Rivayetlerin sahih kabul edilmesi veya edilmemesi tavrı hadis inkarcılığı değildir. Yani şöyle yazalım ve değiştirelim. Yani bir uzmanın yani konusunda mütehassıs, otorite, ilim ehli bir insanın kendine göre gerekçeleriyle bir veya daha çok rivayetin Hazreti Peygamber'e, dikkat edin buraya, Hazreti Peygamber'e aidiyetini reddetmesi hadis inkarcılığı değildir. Ebu Hanife'ye ne diyorlar? Sen niye hadislerle amel etmiyorsun? Niye hadisleri reddediyorsun? Kim demiş diyor hadisleri reddediyorum diye. Ben rivayetleri reddediyorum diyor. Değil mi? Okuyalım Ebu Hanife'ye isnat edilen eserleri. Ben rivayetleri reddediyorum. Rivayetlerin Hazreti Peygamber'e isnadını reddetmekle. Bakın bura çok önemli bir mevzu. Bu rivayet Hazreti Peygamber'e ait olamaz. Bu söz Hazreti Peygamber'in sözü olamaz demek ile ben Hazreti Peygamber'in haşa sözünü kale almıyorum. Benim için bir önemi yok. Sümme haşa demek arasındaki fark yeryüzüyle Mars arasındaki farktan daha büyük. Şimdi bu farkı fark edemeyecek kadar konudan uzak adamlar oturmuş bir yere ona şöyle buna böyle deyip gezip duruyor. Ortalığı karıştırıyor. Bir Buhari'nin bu rivayet sahihtir demesi onun Hazreti Peygamber'e ait oluşunu kabul olduğu gibi Müslim'in hayır efendim o Allah Resulüne ait değildir olamaz demesi rivayetin aidiyetinin reddidir. Peygamberin otoritesinin reddi değil. Bunu kırmızıyla ve önemli bir şekilde yazmamız gerekiyor. Bir rivayetin Resulullah'a ait olamayacağını söyleyerek reddetmek
Resulullah'ın otoritesini red değildir. Değildir ki sünnet inkarcılığı, hadis inkarcılığı olsun. Hadis ve sünnet inkarcısı olmak için ben Hazreti Peygamber'in dini bir otoritesini kabul etmiyorum kardeşim, reddediyorum demesi lazım. Bunu hangi Müslüman söyleyebilir? Böyle bir şey olamaz yani. Bunun pratiği hiç yok zaten. Böyle bir şey olabilir mi? İşte Kur'an önünde konuştuk. Onlar da tutmamış. Ona döneceğim birazdan. Şimdi anlamını konuşuyoruz. Hadis ve sünnet inkarcılığının anlamı nedir? Usul ve metodoloji olarak sevgili öğrencilerim, lütfen bunu iyi öğrenelim ve öğretelim. Hazreti Peygamber'in dini otoritesini, kaynaklık değerini reddetmektir. Bunu bir örnekle söyleyecek olursak, haşa bir sahabinin, tamam senin Allah'tan getirdiğin vahyi eyvallah ama seni hiç önemsemiyorum, seni hiç kabul etmiyorum. Senin benim için bir karşılığın yok demek kadar abes ve tuhaf bir şeydir. Bu nasıl abes, çok saçma bir şeyse, Hazreti Peygamber'e ait rivayetlerin sahih kabul edilmek koşuluyla dinde değerinin ve otorite olduğunun reddi de o kadar abes ve saçmadır. Ha, bu rivayetlerin kabulünde, tekrar buraya dönelim, kabulünde tefsircilerimiz rivayetlerde farklı görüşe sahip olabilir, fıkıhçılarımız rivayetlerin kabulünde, kelamcılar keza, tasavvufçularımız keza farklı rivayetlerin kabulünde, X rivayeti tefsirci kabul eder de hadisçi kabul etmez. Fıkıhçı kabul eder de kelamcı reddeder. Kelamcı kabul eder de tasavvufçu hayır efendim diyebilir. Bu bir rivayetin Resulullah'a aidiyetine ilişkin bir tavırdır. Resulullah'a tavır değil ki hadis inkarcılığı olsun. Burayı zihnimizde çok netleştirmemiz gerekiyor. Hadis inkarcılığı, sünnet inkarcılığı bir rivayet reddi üzerinden temellendirilemez. Bir rivayet reddine dayandırılamaz. Çünkü rivayetin peygambere aidiyeti içtihadi bir mevzu. Bakın sahih hadis konusunu niye bundan önce işledik? Ve sahih hadis konusunda ne dedik? Buraya tekrar hatırlatmak bakımından yazalım. Sahih hadis hükmü içtihadidir. Yani müçtehitten müçtehide değişir. Tefsirde içtihat sahibi, hadiste, fıkıhta, kelamda içtihat sahibi bir müçtehit rivayetleri kendi kriterleri üzerinden kabul ya da reddedebilir. Bu hadis inkarcılığı değil. Bu müçtehit olmanın, otorite olmanın bir gereğidir. Ama ne tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvufta ne de başka herhangi bir ilim dalında bir müçtehit ben Resulullah'ın dini bir otorite olduğunu kabul etmiyorum diyerek içtihatta bulunabilir. Bulunduğunda onun hadis ve sünnet inkarcısı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü Resulullah'ın dini konumunu ve otoritesini reddetmiştir. Umarım bu husus zihinlerimizde netleştirmiştir. Şimdi kalkıyor insanlar ömürlerini hadis ilmine hasretmiş, ömürlerini hadis ilmiyle meşgul olmakla geçirmiş, 50 yılını, 60 yılını, 70 yılını hadis ilmine vermiş insanlara, efendim o Buhari'de bir hadis eleştiriyor, hadis inkarcısıdır. Müslim'deki hadise şöyle diyor, hadis inkarcısıdır. Sorsan hadisle rivayetin arasındaki farkı bilmez, neye hadis denir, neye rivayet denir, haberi yok. Onun yaşının iki katı kadar hadis inkarcısı dediği zatın hadis ilmine emeği var.
kalkıyor, hadis inkarcısı, o aman ondan uzak dur, o ehli sünnet değil. Ehli sünneti de bilse keşke, kime ehli sünnet denir, ne olduğunda ehli sünnet olunur, onu da bilse canım feda olsun da, onu da bildiği yok. Bir slogan ezberlemiş, habire konuşup duruyor sağda solda. Onun için alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır deniyor ya. Bu cahiller bilir bilmez konuşuyor, ortalık velveleye veriyor. Efendim, gayet net ve açık. Bu dersimizin konusu şu. Bir kimse ya da bir grup ya da bir ekol metodolojik olarak, usul olarak Hazreti Peygamber'in dindeki konumunu, dindeki otoritesini, onun amelinin sünnet olarak, mübarek sözlerinin hadis olarak, dinde delil oluşunu reddetmediği sürece, bütünüyle reddetmediği sürece, şu ya da bu rivayeti, şu ya da bu gerekçeyle Hazreti Peygamber'e aidiyetini reddetmenin hadis inkarcılığıyla hiçbir zerre kadar alakası söz konusu olamaz. Olduğunu söylemek, cehaletini ilan etmekten başka bir şey değildir. Bunun aksini söylemek, ben cahilim diye bağırmaktan daha zahir, daha açık bir şeydir. Kafasına tabela yazdırsa ben cahilim diye bu kadar açık olmaz. Onun için herkes haddini bilmeli, hududunu bilmeli, ne konuştuğunu bilmeli. Eğilse konuşmalı, eğil değilse konuşmamalı. Ne bu? Herkes öyle çıkıyor orada işte sosyal medyada. Eline abdest suyunu dökemeyeceği önemli insanları hadis inkarcılığıyla bilmem neyle itham edip geziyor. Beyefendi ya da hanımefendi, her kimse kendisi ehl-i sünnetin baş köşesine oturuyor. Ondan sonra oraya kimleri kabul buyuracaksa onları seçmeye başlıyor. Kusura bakmayın. İlim bilen adamın işidir. Allah buyuruyor, bilenle bilmeyen bir olur mu? Elhamdülillah olmaz. Bilim aydınlıktır. Cehalet karanlıktır. Görebilen için ilmin aydınlığıyla cehaletin karanlığı da gayet açık ve net ortadadır. Çok şükür görebilen için. Peki. Şimdi konunun daha geri kalan kısmına dönelim, başlığa dönelim. Kimler hadis ve sünnet inkarcısıdır? Cevabını vermiş olduk aslında. Resulullah'ın dindeki otoritesini, hadis ve sünnetin dinde bir delil ve kaynak oluşunu kim reddediyorsa hadis ve sünnet inkarcısıdır. Bunun dışında başka hiçbir gerekçeyle herhangi bir insan hangi rivayeti Resulullah'a aidiyetini bakın. Hangi rivayetin Resulullah'a aidiyetini ne sebeple olursa olsun reddediyor diye hadis ve sünnet inkarcısı olarak tanımlanamaz. Biraz ilmi olan, biraz ilme saygısı olan, biraz mürekkep yalamış, hiç kimse bunu söyleyemez. Şimdi konunun tam da burasında son olarak değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, müsteşrikleri de biraz analım. Kitabımızda onlardan da bahsettik. Müsteşriklerin konumu nedir? Çünkü bazen onlar için de işte şah şöyle söylüyor da Yumbol böyle söylüyor da işte falan böyle söylüyor. Goldsier hadis-i sünneti inkar ediyor. Yok şunu söylüyor, bunu söylüyor diye de genel olarak bu konuda da maalesef çok sağlıklı şeyler dile getirilemiyor. Bir kere müsteşrikler adı üstünde gayrimüslimdir.
gayrimüslimler. Hristiyan olur, Yahudi olur ya da başka bir din mensubu olur, kim olursa olsun. Önemli değil. Bunlar gayrimüslimler bunlar. Şimdi onun zaten hadisin, sünnetin dinde delil olup olmamasıyla ilgili doğrudan bir kaygısı olamaz. Teorik olarak olur. Bir müsteşrik, mesela Goldsier, hadislerin tarihte nasıl ortaya çıktığı, nasıl kullanıldığı, neye tekabül ettiği, sünnetin keza ne olduğu ve onun takipçileri, diğerleri bunlar hakkında fikir beyan edebilirler. Sünnet delil olduydu, olmadıydı, hadis delil olduydu, olmadıydı, olur muydu, olmaz mıydı söyleyebilirler. Ama bunların tamamı teoriktir. Teorik olarak Goldsier hadisle sünnetle ilgili fikirler beyan edebilir. Teorik olarak Gibb, teorik olarak Schacht, Humboldt, Sprenger, bunlar hadis ve sünnet üzerine konuşabilir teorik olarak. Ama ne olursa olsun bunların hadis ve sünnet inkarcılığı kategorisinde değerlendirilmesini bilimsel ve usul açısından sağlıklı bulmuyorum ben. Çünkü gayrimüslimdir. Hadis ve sünnet inkarcılığıyla ilgili bir şey söylenecekse bunların Müslüman olmaları lazım. Müslümanlarla ilgili bir şeydir. Çünkü Hazreti Peygamber'in dini otoritesi dinin anlaşılması ve yorumlanmasında bir makama tekabül eder, bir konuma tekabül eder. Bu da Müslümanları ilgilendirir, gayrimüslimleri değil. Teorik olarak onlar bunu söyleyebilirler. Ha, teorik olarak der ki hadis şöyledir, sünnet böyledir diyebilir. Biz de zaten diyoruz ki hayır efendim, öyle değil, böyledir diye. Bu çağdaş dönemde kaç asırdan beridir Müslüman ulema ile müsteşrikler arasında zaten bu teorik düzeyde müzakereler ve karşılıklı fikir teatileri devam ediyor. Bunda bir sorun yok. Onun için müsteşriklerin hadis ve sünnet inkarcılığı ya da hadis ve sünnetin dinde delil oluşuna ilişkin teorik bağlamda söyledikleri şeyleri hadis ve sünnet inkarcılığı vesaire şeklinde görmek ve bu şekilde mahkum etmek yerine biz Müslüman ulemanın bize düşen görevimiz şu: ne söylüyorlar, neden söylüyorlar, neden söylüyorlar, neye dayanarak söylüyorlar, bunları incelememiz ve cevap vermemiz lazım. Cevabı da bunlara cevap vermek zorunda olduğumuz için değil, onların temel iddiaları Müslümanların hem itikadi anlamda hem ameliye anlamda hem ahlaki anlamda duruşlarını ilgilendirdiği için, bir şüphe iras ettiği için, bir probleme neden olduğu için bunu cevaplamak zorundayız. Ya boş ver, bunlar gavurların söylediği şeyler bizi ne ilgilendiriyor hocam? Elin alemin derdini biz kendimize niye dert ediyoruz falan diyemeyiz. Çünkü bizimle ilgili konuşuyor. Bizim kaynaklarımızı kullanıyor. Bizim kaynaklarımız üzerinden. Bugün Goldsier'in bilip bilmez aleyhinde konuşup duranlar ülkemizde, bunların hangisi Goldsier'in elinin değdiği ve incelediği eserlerin çeyreğine eli değmiştir? Ha, bunu söylerken bir Goldsier savunusu olsun diye söylemiyorum. İlme saygı, bilimsellik ve akademik ahlak açısından söylüyorum. Onları eleştireceğiz elbette. Yanlış görüşlerine cevaplar vereceğiz elbette. Görevimiz bu, varlık nedenimiz bu bizim. Ama bunu yaparken en az onlar kadar bilimsel, en az onlar kadar ilmi ve akademik disiplin içinde bunu yapmamız lazım. Böyle sloganlar atarak, ideolojik, hamasi nutuklar söyleyerek olmaz bu işler. Bilim hamasete, efendim, duygusallığa ve ideolojiye tahammül edemez. İlim
objektif bir şeydir, rasyonel olmak zorundadır. İkna edici olmalıdır. Bunun için de biz Müslüman ilim insanlarına düşen görev, onlar nasıl ki sadece ilim olsun diye bizim kaynaklarımız ve kütüphanelerimizi hallaç pamuğu gibi atmışlar, incelemişler, elden ve gözden geçirmişlerse, biz daha ciddiyetle, ki bizim işimiz bu, inancımız gereği, varlık nedenimiz gereği, daha ciddi bir biçimde bu işi ele almalıyız, okumalıyız, yazmalıyız ve hem onlara cevap vermeliyiz. Hayır efendim, burada böyle bir sorun yok, siz sorun görüyorsunuz, kusura bakmayın demeliyiz. Hem de biraz ülkemizde de, tırnak içinde söylüyorum, ağzı olanın konuşması yerine bilenin konuşmasını, bilene itibar etmeyi, bileni değerli kılmayı ve görmeyi de yavaş yavaş toplum nezdinde de önemli kılmalıyız. Sloganlara, ideolojik, tepkisel, duygusal, hamasi laflara itibar etmemenizi sevgili öğrencilerim, değerli izleyenlerim, söylemeye çalışıyorum. Onun için olur olmaz bir şekilde birinin birini hadis ve sünnet inkarcısı olmakla, ehl-i sünnet olmamakla itham etmesi konusunu lütfen bu söylediğim ve anlatmaya çalıştığım çerçevede değerlendirelim. Hatalı ithamlarda bulunmaktan Allah'a sığınalım. İlime, ilim insanına, emeğe saygılı olalım. Geçmişte ulemamızın yaptığı gibi birbirlerine farklı görüşlerde olmalarına rağmen ne kadar saygılı oldularsa en az bizim de öyle saygılı olmamız gerekiyor. Efendim, ona göre davranmamız icap ediyor. Efendim, bir hadis tarihi dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Ne kadar önemli bir konuyu konuştuğumuzu umarım takdir etmişsinizdir. Ve yine ümit ederim ki ben söylenmesi gerekenleri söylemeye çalışmışım ya da çalıştım ve başarabilmişimdir. Bir de kitaptan inşallah bu konuyu okuduğunuzda son derece konunun anlaşılır hale sizin için geleceğini düşünüyorum. Hepinize tekrar görüşünceye kadar hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.